Neden mi en çok kendi topraklarının kahramanlarından nefret ediyorsun? Batı'nın propaganda raporu. Demokrasiyi kendisinden başkasına reva görmeyen Batı, hep eli kanlıları kahraman olarak ilan etti. Gerçek kahramanları ise hep çaresizlik ve yenilmişliğe mahkum etti. Batı kimi kahraman yaptı, kimi sildi? Winston Leonard Spencer Churchill, 500 bin kişilik kraliyet askerlerinden oluşan orduyla Afrika halkını yok etmeye gitmiş ve orada esir düşmüştü. Kaçarak kahraman olan bu şahsiyet, Bahriye Nazırı olduğu Çanakkale Deniz Savaşı'yla da hayatına başka bir yenilgiyi kattı. Ama tüm bunlara rağmen İngiltere Başbakanlığı'yla ödüllendirildi. Oysa Doğu'ya ait bir Türk komutan, ordularının başına geçerek milletiyle birlikte hem Çanakkale geçilmez dedirtti, hem de Kurtuluş Savaşı'yla yeni bir devlet kurdu. Bütün başarıları yetmezmiş gibi bir de sanayi devrimine kalkışan Mustafa Kemal Atatürk 41 kez suikast girişimine maruz kaldı ve sonunda da hala esrarını koruyan meçhul bir şekilde öldü. Charles de Gaulle, İkinci Dünya Savaşı öncesinde zırhlı savaş teorisyeni olarak tanındı. 1954-1962 tarihleri arasında 1,5 milyon Cezayirli soykırımından sorumlu. Devlet başkanlığıyla ödüllendirildi. Batı onun meşruiyetini sorgulamadı. Oysa aynı Batı Türkiye'de büyük oy farkıyla başa gelen başka bir devlet adamına müsaade etmedi. O devlet adamı sanayi devrimi ve imar ataklarıyla ülkesini kalkındıran Adnan Menderes'ti. Şüpheli bir uçak kazasından kurtulan Menderes, 27 Mayıs'ta bir askeri darbeyle uzaklaştırıldığı görevi sonrasında idam edildi. Helmut Kohl, bir anlamda Hitler sempatizanı olan ama Berlin duvarını yıkmasıyla ülkeyi birleştiren lider diye hatırlanan Helmut Kohl, girdiği tüm seçimlerden zaferle çıktı. Çünkü o bir Batılıydı ve uzun bir iktidar sürecinin ardından doğal yollarla siyaseti bıraktı. Türk devlet adamı olan Turgut Özal, 12 Eylül darbesi sonrası demokratik yollarla iktidara geldi. Büyük bir oy çoğunluğuna sahipti. Türkiye Cumhuriyetlerle bağlarının kuvvetlendirilmesi için çalıştı. Kürt meselesi için çözüm süreci girişiminde bulundu. Sonuç, şüpheli, aydınlatılamamış bir ölüm. Yine bir öteki lider, Recep Tayyip Erdoğan. Batı'nın güçlü lider sorunu yaşadığı bir dönemde doğudan ortaya çıktı. Girdiği bütün seçimleri kazandı. Devletin içine sızan ve darbe girişiminde bulunan FETÖ yapılanmasını halkını yanına alarak çökertti. Ülkesini dünyanın 17. Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisi yaptı. Dünya 5'ten büyüktür diyerek Birleşmiş Milletler'in yapısını sorguladı. Özgürlüklerin önünü açtı. Yeni ve güçlü Türkiye söylemini kullandı. Enflasyonu tek haneye indirdi. TL'den 6-0 attı. IMF borcunu sıfırladı. Sağlıkta, enerjide, imarda ve ulaşımda dev projeler yaptı. 3. Havalimanı, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osman Gazi Köprüsü, şehir hastaneleri, istihdam. 100 yıl öncesini unutmuş olabiliriz. Ama inanın bizim dışımızdaki herkes tarihi çok iyi biliyor. Saatleri 100 yıl ileri almak için geleceğe cüret edin.